Hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Sağlık emekçilerine karşı şiddetin önlenmesine yönelik genel başkanımız tarafından gündemleştirilen, daha sonra grubumuz tarafından yeterli imza ile meclis başkanlığına sunulan ve meclis başkanı tarafından 1 Ağustos günü saat 15'te çağrısı yapılan toplantı, Türkiye'de siyasette gündemdeki üst yerini korumaya devam ediyor çağrımız. Tabii her ne vesileyle olursa olsun sağlık emekçilerinin sorunlarının olduğunun tüm siyasi partilerden teyit edilmesi ama buna yönelik olarak çözüm yönüyle ilgili farklı önermelerde bulunulması kıymetlidir. Türkiye'de tüm sağlık emekçileri canlarını dişlerine takarak hayatlarını yok sayarak gayret göstermişler. Hem korona döneminde hem de daha sonraki dönemlerde zor şartlarda çalışmaya devam etmektedirler. Hayatları tehdit altındadır, özlük hakları yeterli değildir, işçi sağlığı, iş güvenliği açısından gerekli tedbirler alınmamıştır ve bu konuda bugüne kadar yapılanların yeterli olmadığı konusunda otomatikman bir mütabakat oluşmuştur. Herkesin söylediklerini birleştirince ama onu şimdi yapmayalım bir ekimde yapalım diyenler, konuşmaz da olmak diyenler, onlar söyler biz yaparız diyenler var ama herkes bu sorunu teyit ediyor. Bu kıymetli bir durumdur. Biz sağlık emekçilerinin hem hayatlarının güvence altına alınmasını hem çalışma şartlarının iyileştirilmesini hem de özlük haklarının iyileştirilmesini savunmaya bu konuda bize verilen görevi yerine getirmeye anayasadan iş düzlükten kaynaklı bütün haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Çağrımıza şu ana kadar İyi Parti'nin, Türkiye İşçi Partisi'nin, Memleket Partisi'nin, milletvekillerinin olumlu cevap vermesi... Bizi memnun etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da az bir rakamın kalacağı anlaşılıyor. O 15 belki 20 milletvekilinin daha toplantıya katılması akışı tamamen değiştirebilir. Bu noktada sağlık meslek örgütlerinin ve mensuplarının siyasi partiler yaptıkları çağrılardan memnuniyet duyuyoruz ve bu meselenin siyaset üstü bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Biz pazartesi günü çok özel mazereti olan sağlık mazeretli arkadaşlarımız dışında tam kadro burada olacağız ve tüm milletvekillerini, tüm grupları bekliyoruz. Tabii bir açıklama, bir değerlendirmeyi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekili Levent Bülbül'den okuduk. Üzüntüyle okuduk. Gazi meclisimizi ihanete teşni olanların propaganda alanı haline getirmekle suçluyor bizi. Bu neymiş? Bu Türk Tabipleri Birliği nefreti. Türk Tabipleri Birliği ihanete teşni olanların propaganda alanıymış falan. Böyle bir şey söylüyorlar. Türk Tabipleri Birliği'ni ihanetle suçluyorlar. Biz Türk Tabipleri Birliği'ni şöyle görüyoruz. Hem de pandemiden sonra bütün tabipler çok yüksek bir katılımla gittiler. Kendilerini yönetecek tabip odalarını ve delegelerini seçtiler. Onlar da gelip burada Türk Tabipleri Birliği'ni seçti. Ve Türk Tabipleri Birliği yönetimi Yapılan seçimde hekimlerden güven tazeledi ve güvenine devam etti. Buradan sonra tartışma bitmiştir. Buradan sonra siz hala TTB'yi hedef alıyorsanız bu hazımsızlıktır. Ayrıca da çok ciddi tutarsızlıklarınız var. Şimdi sayın Ali Muhiddin Taşdoğan. Şu an halen daha internette bizi izleyen izleyicilerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinden teyit edebilirler kendisi gurur duyarak Türk Tabipleri Birliği üyesi olduğunu yazmış. Bence doğru bir şey. Türk Tabipleri Birliği üyesi olmak, meslek örgütüne mensubiyeti CV'sine taşımak, internete koymak doğru bir şey. Ama Levent Bülbül'ün söylediği ihanete teşne bir örgütse, MHP'nin aktif milletvekili bunu niye övünerek yazıyor? İhanete teşne bir örgüt dedikleri Türkiye'deki hekimlerin meslek örgütleridir. Ayrıca Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep milletvekili bunu yaptı. Sefer Aycan Maraş milletvekili de TTB ve tabip odalarının yönetimlerine milliyetçi hekimler olarak talibiz demişti seçimden önce. E seçimden önce böyle söyleyeceksiniz. Seçimleri kazanamayınca kapatalım gitsin. İhanet çetesi bilmem ne diyeceksiniz. Bu doğru değil. Bakın burada Ali Muhittin Taşdoğan da, Sefer Aycan da Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Grup Başkan Vekili Bülbül'de, Özgür Özel'de, Devlet Bahçeli de meşruiyetini sandıktan oydan alıyor. Meslek örgütleri de buradan alıyor. Siz seçilmişleri kendi kafanıza göre kötülerseniz, kendi kafanıza göre damgalarsanız ve kendi kafanıza göre cezalandırmaya kalkarsanız kendinizi inkar etmeye başlarsınız. Çünkü Levent Bilbil de Özgür Özel'i de buraya getiren, burada konuşturan, ona bu gücü veren, bu imkanı sağlayan sandıktan gelen meşruiyettir. Sandığı hiçe sayanlar kendisini hiçe sayar. Sandığı önemsizleştirenler kendisini önemsizleştirir. Bunu özellikle söyleyelim. Ha Levent Bülbül'ün bu sert sert sözleri, hekimlerin meslek örgütünü, sağlıkçıların örgütlenmelerine hedef alıyor da onlar bu mecliste kimlerle ilgili nasıl düzenlemeleri talep ediyorlar veya genel başkanları zamanında neleri söyledi ve kimlere af çıktı onları da milletimizin değerlendirmesine sunalım. Kader mahkumları bir tarafta dururken bir takım suç örgütü liderlerini, mafya babalarını ziyaret etmekler, onlara özel bir takım düzenlemelerle ilgili açıklama yapmaklar da bugün hekimlerin meslek örgütünü hedef alanların geçmişteki meşguliyet alanlarıydı. Hepimiz biliyoruz bunları. Geçmişte kendilerine en ağır hakareti yapan suç örgütü liderlerini cezaevinde ziyaret edip fotoğraf verip sonra da onlar için af isteyenlerin pandemide kendi canını ortaya koyan hekimlerin seçtiği yöneticileri ve hekimlerin örgütünü hedef almalarını da milletimizin önünde bir kez daha hatırlatmak ve kayda geçirmek isteriz. Bu kafayla giderse MHP 2023 seçimlerini kaybedeceklerini görüyorlar, anladılar. 2023 seçimlerinden sonra parlamento kapatılsın da derler. Çünkü kaybettiği her yerin kapatılmasını istiyor bu anlayış. Oysa ki demokrasi böyle bir şey değil. Ve MHP grubunu buraya taşıyanlar da Atatürk'ün kurtardığı, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ve emeği olan herkesin getirdiği 100 yıllık demokrasi birikiminin sonucunda buradayız. Seçilene saygı seçenden ötürü olacak. Siz seçilene saygısızlık ederseniz esasında annenizi, babanızı, çocuğunuzu, kendinizi emanet ettiğiniz onları seçen doktorlara, sağlık emekçilerine hakaret ediyorsunuz. Bunu söyleyelim. Ayrıca değerlendirmeler var. Bir gönel görüşmeyle şahlıkta şiddet sorunu çözülmez diyenler var. Ben baktım onlar 27. yasama döneminde 20 adet genel görüşme talep etmişler bugüne kadar. Yani bunun etkisiz bir şey olduğunu düşünüyorsanız niye 20 tane kendiniz veriyorsunuz? Madem ki veriyorsunuz bizim talep ettiğimiz genel görüşmeyi değersizleştirmeyin. Ayrıca dikkatli okunursa CHP sade genel görüşme istemiyor. Bu genel görüşmeden sonra meclise tam 10 sağlık emek örgütüyle ki bu 10 sağlık emek örgütü, sağlık meslek örgütü, dün saydım isimlerini teker teker, toplantımıza icabet edebilenlerdir, davetimize icabet edebilenlerdir. Bir gün içinde yapılmış, Ankara'da yapılmış bir toplantıya, gönül isterdi daha geniş bir mütabakat olsun, daha geniş katılım olsun, o sağlık komisyonunda olabilir, adalet komisyonunda olabilir. Örneğin veterinerlerin biz sağlık emekçileri olarak görülmeleri, sayılmaları gerektiğini, hep söyledik, veterinerlerin de buraya çağrılması lazım. Eczacıların katılmaları lazım. Bütün meslek örgütlerinin katkı sağlaması lazım. Ama onların bu yapılan işte bir mütabakatı olduğunu açıklamalarından, yaklaşımlarından görüyoruz. Bütün siyasi partilerin de bu konuya saygılı davranmaları gerektiğini düşünüyoruz. Daha önce bir meclis, söyle genel görüşmeler, şöyle olağanüstü toplantılar yaşadı. Açıldı defalarca bir saatlik aralar verildi. Niye? Komisyon çalışsın ve o çalışma sırasında ortaya çıkacak metin genel kurula gelsin diye. Ve gecenin birinde genel kurul çalışmaya başlayıp eş zamanlı komisyon çalıştırıp beşte kanun çıkartıldı olağanüstü toplantılarda. Biz diyoruz ki o sürede hepimiz mecliste sağlık emekçilerinin sorunlarını sağlıkta şiddeti görüşelim diyoruz. Orada konunun içinde elbette ki diğer şiddet alanları kadına karşı şiddet, diğer şiddet alanları ve buna karşı yapılacakların da hatipler tarafından değerlendirilebilir. Burada da hiçbir sıkıntı yok ama bir yandan da komisyonlar çalışır ve biz bu işi halletmiş oluruz diye düşünüyoruz. Ümidimizi kesmiyoruz. Biz pazartesi gününe kadar aklı selimin, vicdanın hakim olacağını, bazı inatlaşmaların ve bazı boşa tedirginliklerin ortadan kalkacağını ve bu görüşmelerin yapılabileceğini ümit ediyoruz. Değerli basın mensupları dün Mamak Belediyesi'ne ilişkin bir rüşvet dosyası açıkladık. Açıkladığımız dosya rüşveti verdim diyenin ki o da suç. Saat verdiği, tarih verdiği, gün verdiği, yer verdiği ve yanındakilerin telefonlarını vererek dijital denetim ve ispat noktasında da önemli ipuçları verdiği bir açıklamasıydı ve bir ifade tutanaydı. Mamak Belediye Başkanı demiş ki ya bunlar iftira peşine takılmayın. Ya ben takılmayayım sen takılma da bunların peşine birisi takılacak. Bağımsız yargının bunun peşine takılıp bunu inceleyip araştırıp delilleri toplayıp kamu adına bir karar vermesi lazım. Ve bu konuda Süleyman Soylu dün de ifade ettim. CHP'li belediyeler söz konusu olduğunda kendi bakanlığının ya başkan bunu nereden bilecek aşağıdaki yolsuzluğu dediği konusunda şimdi tutum değiştiren İçişleri Bakanlığı bilir kişinin ya nereden bilsin Yalova Belediye Başkanlığı aşağıdaki yolsuzluğu dediği halde görevden çektirip belediye meclisinden AK Partili seçtirdikleri veya yargının görevine devam et belediye başkanlığını yap dediği Mustafa Kayalara Menderes'te İçişleri Bakanlığı'nın görevden el çektirdiği bir noktada Mamak Belediye Başkanı görevden el çekmeyi bırakın. Ankapark güzellemeleriyle dinozorların arasında geziyor. Ankara'nın çarçur edilmiş şeyinde. Hangi sıfatla? AK Parti'nin Ankara Büyük Ankara Belediye Meclisi'ndeki sözcüsü sıfatıyla. Olacak iş değil. Ve bir ses yok. Ömer Çelik susuyor. AK Parti Grup Başkan Vekilleri susuyor. Cumhurbaşkanı sıçıyor. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı susuyor. Ya bu Mamak Belediyesi Miçotakis'in yeni demokrasi hareketinden mi seçildi kardeşim? Böyle bir şey mi var? Yunanistan'dan mı bekleyeceğiz açıklamayı? Elbette sizden bekleyeceğiz. Suriye'nin belediyesi mi bu? İran'ın, Irak'ın mı? Putin mi yapsın açıklamayı? Macron mu söyleyecek Mamak Belediyesi ile ilgili? Bir şey söyleyin. Dış güçler, dış güçler. Dış politika dış politika. Gözünüzün önünde neler oluyor? Ve bu kadar açık, bu kadar net, bu kadar ciddi iddialar var. İhbarda bulunan kendini de ihbar ediyor. O da rüşvet verme işlemiş bakarsan. Öyle çamurat izi kalsın değil, kendini de sorumluluk altına sokan ve bunun ne demek olduğunu bildiği halde ben rüşveti verdim, bunlar da aldı ama dediklerini yapmadılar diyor. Bu konuda AK Partililer konuşmayacak da kim konuşacak kardeşim? olacak iş değil. Ve biz bu işi sonuna kadar gündemde tutmaya ve sonuna kadar bu işin peşinde olmaya devam edeceğiz. Bunu böyle bilsinler. Şimdi artık üniversite yerleştirmeleri yapıldı, kayıtlar yapılıyor, üniversiteler tercih ediliyor. Burada iki önemli sorun var. Bir tanesi ikinci öğretimdeki katkı payı. Biliyorsunuz 2011'e kadar Üniversitelerde öğrenciden katkı payı alınırdı. CHP buna itiraz ederdi. Öğrenciler itiraz ederdi. Parasız eğitim pankartı açanları yaka paça toplarlardı. Zaman zaman gözaltına zaman zaman tutuklayıp hapse koyarlardı öğrencileri. 2011'de bu büyük toplumsal talep karşılık buldu ve örgün öğretimde birinci öğretimde katkı payı kalktı. Ve övünüyorlar bazen üniversiteden harcı biz kaldırdık diye. Yıllarca direndiniz mücadeleyle öğrenciler kaldırttı. Muhalefet kaldırttı. Ama ikinci öğrenimde katkı payı duruyor ve bu biliyorsunuz birinci öğrenime bir kat sayı iki katı üç katı uygulanarak yapılıyordu. Ya niye birinci öğrenimde kalkan katkı payı var ve dün akşam o katkı paylarına yüzde otuz altı daha zam yaptılar. Bakın ikinci öğretim dediğiniz şu daha düşük puan almış öğrenci. Belki dershaneye gidememiş, kendisi hazırlanmış, imkanları zayıf öğrenciler veya gece okumayı tercih etmiş. Niye? Gündüz çalışacak, akşam okuyacak. Bunlar öyle zengin insanlar falan değil, yoksul ailelerin çocukları, ailesinin okutamadığı çocuklar. Bunlardan hala da niye katkı alınıyor ve bunlar az kişi değil, 434 bin kişiden dün akşam yüzde 36 zamla örneğin Türk Fakültesi'nde okuyanlara 961 lira vereceksin diyor. Olmaz. Doğru değil. Bunun mutlaka kaldırılması lazım. Bu konuda bir kanun teklifini güncelledik, hazırladık, meclise sunuyoruz. Bunun da bir an önce görüşülmesiyle ilgili gayret göstereceğiz. Ayrıca bu öğrenciler gidiyorlar ve geçen sene çokça soru konuşulan barınma sorunu yaşanacak bütün öğrenciler açısından. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 774 yurt, 724 bin yatak kapasitesi var. Bu şu demek. 3.8 milyon öğrencimiz var. Yüzde 19'una devlet barınma imkanı sağlayabiliyor. Gerisi gerisinin Allah yardımcısı olsun. Hele hele İstanbul'da üniversitelerin çoğu orada yurt imkanı sağlananların oranı iyice düşük. Yüzde bir buçuklarda falan. Yani burada devlet öğrenci başının çaresine bak deyip aslında bir de bir yerlere ittiriyor. Bakın 2735 iken 4406'ya yükseldi. Yüzde 61 artışla son 15 yılda özel öğrenci yurtları. Ama bunların 4406 yurdun 3331'i vakıf ve derneklere ait. Ve bunlar özellikle devlette vergi muafiyeti tanınan kamu yararına çalıştıkları Bakanlar Kurulu tarafından geçmişte şimdi Cumhurbaşkanı tarafından o yetki verilen Türgev, TÜGVA ve çeşitli vakıf ve derneklere ait. Burada amacı görüyoruz. Yani beton ekonomisiyle övünen, her yere inşaatlarla övünenler ve Tokyo'ya dağların başına binlerce bir sürü de boş duran ev yaptıranlar üniversitenin yanına yurt yaptırma yakıl edememişler 20 yıldır. Niye? Sadece yüzde on Niye? Onlar gidecek yer bulur. Su akar, cemaatini bulur. Su akar cemaat yurdunu bulur. Oralara doğru yönlendirme. Ve kendi mahtumlarının aile bireylerinin her birisinin yönetimlerinde olduğu vakıf ve derneklere siz yurt açın. Devlete KYK'ya öğrenci maliyeti neyse geçen sene 800 bu sene bin liranın üzerinde bir fiyat olacak. Biz size bu parayı katkı olarak vereceğiz. Kime? Bakın özel yurtlar olsa anlarım. Derim ki Devlet kendi yapamıyor öğrenciye sen yurda git 1200 lirası benden üstünü tamamla barın. Yok özel yurtta yok bu. Efendim eve çıkacaksan da veririm kiranın bir kısmına katkı olsun. O da yok. Türk evde TÜGVA'da var bu. Sen orada kalırsan al bu parayı sana veriyorum. İlk baştan da kontrat biz Elazığ'da Enes Kara kardeşimizin vefatından sonra biliyorsunuz bir kampanya açtık. Enes gibi hissedenler başvursun dedik. Ne başvurular var, ne öğrenciler aldık, oralardan kurtardık. Nasıl oldu orada, ne gördük? Bir, baştan cayma bedeli. Bu gariban öğrencilere bizden ayrılırsan şu kadar tazminat, işte, bilmem kaç aylık cayma bedeli. İki, bu parayı Albaraka Türk'ten yatırıyor devlet, o gün hemen bunların kendi hesabına. Aman o para öğrencinin elinde bir dakika durmasın. Şimdi bir kanun teklifimiz de şudur. Devlet Kredi Yurtlar Kurumu'na maliyet kadar katkı sağlıyorsa sırf evlatlarının yönetiminde olduğu Türk ev yurtlarına değil özel yurtlara ve evde barınacak öğrencilere de bu katkıyı sağlasın kardeşim. Kriterleri belirleyelim. Bu katkılar sağlansın. Öyle bir yandan yurt sonuna katkı bir yandan Türk ev ve kaynak transferi. Bunları doğru bulmuyoruz ve buna karşı bir kanun teklifi de hazırladık. Bunu da bütün milletvekillerimizin değerlendirmelerine sunacağız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının ilk bir yılında bakın Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek. Konuyla ilgili bakanımız, Cumhurbaşkanımız, konuyla ilgili yetkili kişi odaya girecek. Devir teslimden sonra makamı oturacak. İlk TOKİ'nin başkanını çağıracak. İlk iş. Kardeşim derhal gidiyorsun. Bir yıl içinde ihtiyaç kadar öğrenci yurdunu üniversiteye en yakın yerde yapıyorsun. Cumhuriyet yurtlarını inşa edeceğiz. Bu cemaat yurtlarının yoksulluktan istifade ederek öğrencilere yaptığı baskı ve orada yaşananlar yeter artık. Cumhuriyete yaşanmaz. Ha sonra isteyen orada kalır, isteyen ücretsiz devlet yurdunda kalır. Ama mutlaka ve mutlaka daha iktidarımızın ilk talimatı Toki Cumhuriyet yurtlarını yapacak, bu rezilliğe son vereceğiz. Tabii bir yandan Halil Konakçı'nın Cumhuriyet'e yakışmayan, bu devlete yakışmayan kendisine devletin diyanet işlerinin verdiği ünvanla, yetkiyle Melike Camii'nde imamlık yapacağı yerde sosyal medya trollüyle bu toplumun çok önemli bir kesmine, giyimine, kuşamına, yaşam tarzına saldıran o nefret dolu, o kin dolu söylemleri ve onu o lafları ettiren, halen daha onu o camide tutan Diyanet İşleri Başkanı ve onu atayan Cumhurbaşkanı, Sosyal medyadan açıklama yapıyor. Allah'tan başka kimseden korkmazmış. Ne Cumhurbaşkanı'ndan ne Diyanet İşleri Başkanı'ndan. Demokrasilerde İnanç olarak Allah'tan başkasından korkmaz. Ama sıralı amirlerin var. Onlar seni denetlemekle yükümlü. Sen onlara meydan okuyorsan, onlar da susuyorsa senin cumhuriyete meydan okuyuşun, insanların ailelerine, çocuklarına yaptığın bu hadsiz saldırının ortağı oldukları içindir. İzliyoruz onları. Milletimiz giyimine, kuşamına, çoluğunun, çocuğunun başının açık olmasına, üstündeki kıyafete nefret kuşan bu anlayışı koltukta tutanları not ediyor. Notu nerede verecek sandıkta verecek. Tutsunlar onu orada. Ama bir yandan da Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyet'in bir kurumu Atatürk'ün kurmuş olduğu bir kurum ve çok değerli bir kurum. O kurumun başka dertleri var. Bu meczup imamın dışında dünya kadar imam, müezzin, dil görevlisi, hatip hepsi Diyorlar ki Diyanet İşleri Başkanlığı bütün devlet bütün devletteki memurlar maaşlarını alırken banka seçiyorlar. Bankalarda promosyon yapıyor. Bir rekabet ortamı var. Bu da devlet memurunun işine geliyor. Ona promosyon öderiyor. Bu iyi bir şey. Ama bizim Diyanet İşleri Başkanı bize diyor ki siz katılım bankalarına gitmeniz lazım. Normal bankaya gidemezsiniz. Neden? Normal banka faizci. E normal banka faizi de bu meclisteki AK Parti grubu, Cumhurbaşkanlığının hepsi, seni atayan Cumhurbaşkanı bu faizi düzenden maaşlarını alıyorlar. Ama Diyanet almasın, siz katılım bankasından alın. Bunlarda faiz yok. Faiz yok, yer payı var ama ne tesadüf faize denk geliyor tam. 0.1 oynar ya fazla ya eksik. Oradan alacaksın deyince katılım bankaları promosyon veremiyor. E rekabet ortamı yok. Öyle olunca Diyanet personeli o da devlet memuru ama maaşını bunların dediği yerden alıyor, promosyon alamıyor. Buna itirazları var. Ey Diyanet İşleri Başkanı, fuzuli işlerle istigal edeceğine dön personeline zarara uğrattığın bu inadından vazgeç kardeşim. Ya da dönün o katılım bankalarına deyin ki nasıl faizi denk getiriyorsunuz tam kar payını aynı. Madem millet bu kadar promosyon veriyor sen de vereceksin personeline deyin. Diyanet İşleri personelinin bu mağduriyetinin de Biraz önce, bir an önce giderilmesi lazım. Şimdi meselemiz Bay Kemal Soma'ya diye çağırdı Somalı işçiler. Genel başkanımız da dedi ki sesinizi duyuyorum. Çayı koyun yakında geliyorum. Biz Soma'da Ege'li işletmenlerine bağlı EYNEZ Açık Ocağı'nın bir bölümünün Yeni Anadolu'ya şirketine özelleştirilmesi karşıyız. Orada buna direnen bütün işçilerimizin yanındayız ve bunu ifade ederken orada işçilerin örgütlü oldukları sendika var. Maden iş. Bu maden işe de şunu dedik. Dilenirseniz yine yanınızdayız. Ama Soma faciasından öncesinde ve sonrasında yaptıklarınızı da unutmayız. Bununla ilgili Soma'daki işçilerden büyük bir memnuniyet var. Bunları iletiyorlar. Ayrıca orada maden işte örgütlü ama kamuda örgütlü şubenin yöneticileri başkanı aradı. Biz mücadeleye devam ediyoruz. Biz o şubelerin bulunduğu sorumluluk bize ait değil. Biz direniyoruz dedi. Biz de onlara biz de sizin yanınızdayız dedik. Ama bir beyefendinin ağrına gitmiş. Sarı sendika yakıştırmaları falan sanki hak etmiyorlar. O beyefendi açıklama yapmış. Nurettin Akçul, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı mahcup bir şekilde öbür meselenin kıyından geçiyor. Diyor ki bizim bu açıklamalarımızın kabul edilemez buluyormuş. Şimdi kabul edilemez buluyorsunuz ya Nurettin Bey. Bak bu Soma Komisyon raporu. Ben şöyle bir çıkardım. Sen bir baktır uzmanlarına. Bulamazlarsa ben yollayayım size. Bu komisyon raporunda bütün partilerin içinde bulunduğu sayfalarca sendikanızın nasıl görevini yapmadığına ilişkin faciadan önce. Mesela yani biz sermaye sendika siyaset üçgeni falan dedik. O üçgen yuttu dedik. Mesela üretim zorlaması. Dayıbaşı uygulamasına sendikanın nasıl göz yumdu? Mesela iş sağlığı ve iş güvenliğinde bu kadar sorun yaşanıyorken sendikanın görevini nasıl yapmadı? Ve madenin altında işçiye yapılan baskılar, Madenin üstünde o işçiyi zorla AK Parti mitingine götürmeler. Soma'da AK Parti'nin adaylarının elini kaldırılması, AK Parti'nin finanse edilmesi, patronla bakanlar ve yanında sendika başkanları sayfalarca yaptığınız eksiklikler var. Orada yapılan eksiklikler var. O gün altı bin işçi gitti. Sendikanın başkanı istifa etti kaçtı. Şimdi senin genel sekreterin. Hangi mekanizmayla geldi? Yer altındaki işçiye yer üstüne çıkarken kapalı zarf verdiler düne kadar. Bunları seçeceksiniz diye. O sistem patronun arzu ettiği. Bakın buradaki tutanaklarda sayfalarca var işçiler. İki patron anlaşmış sendika yönetimini belirlemiş. Soruyoruz ispatlıyoruz. Delege seçiminin olduğu yere gidiyoruz. Kaçamak cevaplar. Daha sonra hepsi tutanağa geçmiş. Aha burada hepsi. Peki Nurettin Bey. Ne güzel antetli kağıt falan. Senin maden işçilerinin haklarıyla ilgili bir antetli kağıda bir imzanı göreydik son zamanlarda. Soma'da dünya kadar yeni alan Soma'daki patronlara devletten verildi. Onlar özelleştirme değil miydi? O zaman göreydik sizi beyefendi. Beyefendi, ölen 301 kişi de sizin üyenizdi. Aileleri 86 duruşmaya gitti. Soma'nın, Kın'ın, Kını Bergama'nın, Akisar'ın köylerinden 70-80 yaşında anneler, elmas teyzeler, bu kadarcık çocuklar. Her duruşmada vardık. Siz neredeydiniz? Niye gelip duruşmaları takip etmediniz? Akisar Belediyesi alınana kadar onların sıcak yemeğini, sandviçini ne zorluklarla temin edildi? Üç kap sıcak yemek veremez miydiniz? 301 işçinin anasına, Bacısına, karısına, çocuğuna, o mahkemelere o işçi çocukları gidip gelirken neredeydi Türkiye'nin en güçlü sendikalarından biri? Neredeydiniz Nurettin Bey? Bugün açıklama yapıyorsunuz. O işçilerin önceki çalıştığı yerlerden alacakları alınması için mücadele sürerken, yürüyüşler yapılırken hiç yoktan yeni sendikalar kurulma ihtiyacı nereden doğdu? Ali Faik İnter'le Tahir Çetin neden öldüler? Geçmişte sizin üyenizdiler. Hak ararken yollarda öldüler. Siz neredeydiniz? Ve siz ne yaptınız o sırada biliyor musunuz? Biz burada kanun çıkardık. Soma alacaklarını ödemiyordu. 2800 işçinin sizin üyenizin. Dedik ki Soma AŞ'nin gökdelenine el koyalım. Gerekirse satalım işçi alacakları ödensin. AK Parti CHP hepimiz içindeyiz için. O zaman dört siyasi parti mecliste hepimiz. Siz ne yaptınız orada biliyor musunuz? Sizin sendikanız. İşçilerin temsil yetkisi bizde diye iki sefer işverenle, hapisteki işverenle anlaşma imzalayıp satmayın binayı. O 24 taksitte ödeyecekler. Bir taksit ödendi kaldı. İkincide bir daha satmayın binayı. 36 taksitte ödeyecekler. Böyle gizli anlaşmalar yaptınız. En sonunda bu işçiler yollara düştü de sizin o işte gayrimeşru gördüğünüz, yasa dışı bilmem ne gördüğünüz falan sendikalar, o işçiler Süleyman Soylu bile geldi onlara söz verdi. Dönün sorununuzu biz çözeceğiz diye. Bastıra bastıra en son canını verdi o insanlar da bu haklar öyle alındı. Ben dün sendikanızın yöneticileriyle konuşuyorum. İki muaşansı alındı. Siz aldınız Özgür Bey. Buna salındı. Siz aldınız Özgür Bey. O sırada siz neredeydiniz Nurettin Bey? Bugün Devlete karşı sendikacılık oynamak kolay. 9000 üyeden 900 üyeye düşürmüşünüz sendikayı. Kamuda işçinizi şimdi o 900 işçinin yaptıkları mücadele onurlu bir mücadele. Onların yanında duracağız, mücadele edeceğiz, izin vermeyeceğiz. Ha bir de birlikte görev yaptığınız o patronlara söyleyin. Biz geldikten sonra öyle devletin olan madenlerini de hiçbirine peşkeş çekmeyeceğiz patronla can ciğer olup kamuya gelince sendikacılık oynamak sendikacılık değil kardeşim. Bu 301 kişinin hakkını biz söke söke aldık. Yüz görüşmenin sonunda koşa koşa geldiniz. Bir de gidip yalandan pozlar verdiniz. Soma'daki bütün işçiler 7 yıl boyunca biz onlar için nasıl mücadele ettik? Onlar için kim yürüdü? Kim öldü? Onları kim savundu? Son anda kim fotoğraf verip de geçmişte böyle bir hak yoktur diyenlere plaket verdi hepsini biliyoruz. O yüzden Nurettin Bey bir söylersen beş iş işlerisin. Kişisel bir şey demeyeceğim. O genel sekreterin kişiliğinle de ilgili bir şey demeyeceğim. Ama bir söylersen beş iş işlerisin buramıza kadar doluyuz. Bütün Soma biliyor. Sizin ne yaptığınızı bizim ne yaptığımızı. Şimdi haklı işçi talepleri üzerinden oranın özelleştirmesine direnen işçilerin haklı talepleri üzerinden kendinizi meşrulaştırmaya çalışmayın. Elimizde devletten aldığımız iki kere yaptığınız işverenle işçiden gizli hakkınızı suistimal ederek işçinin hakkını onların alacaklarını geciktirdiğiniz ve en son bizim bu mücadelemize kadar da işverenden yana tavır olduğunuz anlaşmalar var. Böyle yapıştırırlar alnınıza yapmayın. Şimdi Sayın Bakan Mustafa Varank dün diyor ki bana bakan olarak geliyor gençler soruyor. Hangi mesleği seçersek işsiz kalmayız. Bize de soruluyor çünkü Türkiye'de genç işsizliği çok büyük sorun. Talihsiz bir cevap vermiş. İstihdam odaklı bakmayın. Bir de özür kabahatinden büyük. Diyor ki eski söylediklerime bakmadılar. Ya bakalım. Gerçi sen bu konuda sabıkalısın. Bu kardeşin dedi ki geldiğiniz sandık sizi götürecek. Saray rejiminin sonu geliyor. Fahrettin bir tek saray rejiminin sonu geliyor. Kesti. Sen özgür özel darbe çığırtkanlığı yapıyor dedin. Geldiğin sandık gidecek derken. Başının sonunu okumamakta istihdam sahibisiniz siz de. Diyor ki ben şunu demek istemiştim. İstihdam odaklı bakmayın. Biz size destek veririz. Kendi işinize sahip olsunuz. Kaçta kaçına? Sen o soruyu soran gence söylediğini kulağına söylesen. Bütün gençlere söylüyorsun. Bu kadar işsiz gencin kaçta kaçına veriyorsun imkanda şirket kuruyorlar zengin oluyorlar kardeşim kimi kandırıyorsunuz? Özrü kabahatinden büyük. Söylediğin söz bir kişiye değil bütün gençlere. Ondan isyan ettiler ondan seni linç ettiler ondan çıldırdılar. Ondan üzülüyorlar. O yüzden peki cevap cevabı ne bizim alçaklığımızı bırakmış ne haber kalanının ahlaksızlığını küfürle cevap veriyor. Sonra da bir sürü edep dışı, bir sürü siyasi ahlaka etiye uymayacak göndermeler, hatırlatmalar, saçmalamalar bilmem neler. Ya bakın biz de öştürüyoruz AK Parti'de. Yoksa AK Partililer açıklasın. AK Parti'nin elinde var, olduğunu da biliyoruz. Yoksa açıklasın ilgilileri. Hangi hatipler AK Parti için iyi, hangi hatipler sıkıntılı? Mesela önceki Tarım Bakanı sıkıntılıydı. Bir grup başkan vekilinden sonra en çok konuştuğunda kamuoyunda olumsuz reaksiyon alan seçmenin sizden kopuşunu hızlandıran isim sensin. Değilse açıklasın parti. Orada konuşuyor, burada konuşuyor. Orada saçmalıyor, burada saçmalıyor. Orada hakaret, burada siyaset. Adama Sanayi Teknoloji Bakanlığı diye bir imkan çıkmış bu görevi yapmak varken örneğin Mehmet Muş'a da Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir imkan doğdu. Tıkır tıkır yapıyor işini. Bir sürü eleştiride bulunabilirim. Ama siyaseti sıcak polemiklerin içine girmek yerine görevini yapıyor. Bir kişi dönüp Mehmet Müşe laf ediyor mu? Bu devletin uçağına biniyor. Özel uçağa. Bir de tarifeli uçak kullanan yabancı bakanlarla da alay ediyor. Hepimizin parasıyla gidiyor. Gittiği yerde ana muhalefet liderine, diğer muhalefet liderlerine hakaret ediyor. Anadolu Ajansı yanında. Gır 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 Herhangi bir bakanı bir kere geçerler, bakanı varankı üç kere geçiyor. Hadi abi bir kere daha geçin. Alıcın yok kardeşim. Konuştukça partine zarar veriyorsun. Gidip de hepimizin destekleyebileceği işlerde. Ben kendim telefon açtım ya. Türk Ova var mı verebileceğimiz bir destek diye milletvekillerimiz senin en çok olumlu katkı alacağın alan ama onun yerine hep bir tartışma hep bir kavga. Şu meclis genel kuruluna gelir harala gürele bir sürü partiden eleştiri bir sürü partiden şey. Sen konuş. Ben Mustafa Varank'ı destekliyorum. AK Parti'de bence sözcü de Varank olsun. Biz de oturduğumuz yerden seçim kazanalım yani. Varank'ı parti sözcüsü yapsınlar. Ben bu koştuğumun yarısı kadar koşsam yeter. Bu terimize, bu mücadelemize yazık yani. Onun yerine varan konuşsun AK Parti'de. Bakalım nereye kadar varacak. Tabii varan kadar eğlenceli, trajikomik komik konular yaşanmıyor. Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın AK Parti'nin Gedikler Jandarma Kolukalı'nı ziyaret etmiş. Askeri törende karşılanıyor. Askeri merasim ve protokol talimatnamesi yürürlükte. AK Parti'nin il başkanı bunun neresinde? Milli Savunma Bakanlığı'na, Genelkurmay Başkanlığı'na soruyoruz. Neresinde? Bu nasıl bir saçmalık? Seçim zamanında uçağının indiği havaalanında genel başkanımıza selam verdi diye hepsi birden ayağa kalktı bunlar. Oysa ki genel başkan protokol de hepsinden önde. Askeri havaalanında havaalanı komutanı efendim karşılama falan AK Parti genel başkanına seçimin son bir ayındaki yasaklarda her türlü karşılama yapılsın, devlet bütçesinden ziyafet çekilsin diye düzenleme yapanlar o zaman buna karşı çıkıyorlardı. AK Parti il başkanı kim ya Tunceli'de? Asgari protokolle karşılıyorsunuz falan. Olacak işler değil. Devletin çivisi çıktı. Millet bu çiviyi takana kadar bakalım daha neler göreceğiz. Benim yani ne valiliğin açtığı soruşturmada ne midim var? Ne genel kurmayın üzerindeki maalesef vesayet makamı yüzünden genel kurmayın yapabileceği bir şey var. Ne de Milli Savunma Bakanı zaten ortada. Partili genel kurmay başkanı. Mevcut Milli Savunma Bakanı için söylüyorum. Şimdi bir başka hususumuz var. Bunlar bir süredir rahat. Gündem yoğun olunca bunlar rahatlıyor. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu. Şimdi bu arkadaşlar 2019 Sayıştay raporu diyor ki Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'na kredi kartı dağıtmışlar. Bunlar da buradan 3 milyon TL harcamışlar 2019'un parasıyla. Şimdiki parayla 15 milyonu bulur. Diyor ki 11 tane kredi kartı var. Oysa Ziraat Bankası Yönetim Kurulu böyle bir şey yapamaz. Bunlar huzur hakkı var. İşte çeşitli ödenekler alıyorlar. Ama bu nedir? Kredi kartı. Ne yapıyor bu kredi kartıyla? Yemek, içmek, gezmek vesaire. Biz hemen dedik ki hanginiz bu paraları yedi? Hemen açıklamalar geldi. Açıklama yapanların beyanını esas kabul ediyorum. Topu tüfeği 11 kişi. Hani hepsi açıklama yaparsa bu sefer kim yalan söylüyor diye sorarız. Ben düşünmüyorum. Kendi beyanını belge istemeden kabul ettim. Birinci açıklama Ahmet Genç'ten geldi yönetim kurulu başkanı. Şu kadar maaş aldım, bu kadar ikramiye aldım doğrudur. Bu kart bende var ama bugüne kadar hiç kullanmadım dedi. Ahmet Bey hemen onun ismini çizdik. Hop çizdik. Beyanı esas. Sonra Veysi Kaynak demiştim, Sehven dedi ki o dönemde ben yoktum dedi. Ben yeni geldim, Yusuf Dağcan'a sor dedi, ondan ses yok. Ama Veysi kaynağı geçtik. Sonra Faruk Çelik, eski bakan, Twitter'dan açıkladı. Böyle bir kart varsa da ben almadım, kullanmadım. Hemen Faruk Bey'i geçtik. Sehri Kaleri dedi, bu kartı verdiler ama harcamadım. Yönetim kurulu üyesi, onu da geçtik. E, geriye sekiz arkadaş kaldı, bunlardan ses yok. Bu parayı kim yedi arkadaşlar? Niye yediniz? Nereye harcadınız? Hemen isimlerini söyleyeyim. Bunlar tanıyacaksınız. Eski bakanlar, eski milletvekilleri falan filan. Yusuf Dağcan, Hüseyin Aydın, Yusuf Bilmez, Feyzi Çutur, Mahmut Kaçar. Ya Mahmut Bey bende senin telefonun vardır ya. Arasana Mahmut Kaçar eski vekil. Mehmet Nihat Ömer Ölü, eski ombudsman, Gülnur Aybet, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Yahya Akben. Bu arkadaşlar diğer üç arkadaşı diyor ki biz yapmadık onlar yapmış. Bunlardan niye ses çıkmıyor? Bunu bekliyorduk. Bakın ne gördük. Bu sene bu konu çıkınca bir perde arkası okumuştuk. Cumhurbaşkanı demiş ki Sayıştay muhalefete malzeme veriyor. Bu sene 2020 raporunda bunu çıkarmışlar. Kredi kartı verilme eleştirisi ve harcamaların sorulduğu halde kendisine söylenmediği kısmı yok. 2019'da diyor ki kartı vermişler sordum. Niye kullanıyorlar söyleyemeyiz. Bu senin araştırma alanında değil demişler. Sayıştay denetçisi de yazmış aslan gibi. Bu sene giden denetçinin ağzı yanmış. O kısım yok. Ama biz 2019'daki bu harcamaların peşindeyiz. 2020'ye iktidara gelince bakacağız. Yazamamış ki. Ya korktular harcamadılar ki öyle de olsa şu yazılır. Geçtiğimiz yıllardaki tenkitlerden sonra kredi kartlarının geri alındığı ve herhangi bir harcama yapılmadığı tespit edilmiştir. İyi bir şey bu. O da yok raporda. Bir karanlık var. Ona seneye bakacağız. Ama 2019'unkinin peşindeyiz. Bunu böyle bilsinler. Şöyle bir bakalım. Bir de efendim biz yaparız. Bunlar yıkar. Yıkacak bunlar orayı burayı falan bu konuya bir açıklık getirelim. Bakın. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde ne köprü, ne tünel, ne otoban, ne yıkması yenilerini yapacağız. Ama yıkacağımız doğru. Elimizde balyozla. Neyi yıkacağız? O otobanların gişelerini yıkacağız Allah izin verirse. Öyle para mı olur ya? Bakın. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. 30 Ekim 73'te yapıldı. 8 lira 25 kuruş. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 3 Temmuz 88'de yapıldı. 8 lira 25 kuruş. 1915 Çanakkale Köprüsü bu sene yapıldı 200 lira. Osman Gazi Köprüsü 184 lira. Ve otobanlara baktığımızda rahmetli Özal kendi kullanmıştı biliyorsunuz. Çeşme otobanında şortuyla yanında Semra Hanım. Araba evinde hatta hız limitini açtı diye eleştiri aldı. Özal'ın yapmış olduğu yol Özal'ın yapmış olduğu yol 7 lira 25 kuruş. İzmir'den Çeşme'ye 77.7 kilometre. Özal'ın yaptığı yol 7 lira 25 kuruş. 77'den daha kısa. 72 kilometre aynı gişelerden İstanbul'a doğru geliyoruz. Tayyip Erdoğan'ın dehasıyla yaptırdı. Yap, işlet, torunlarına borç devret yolu. 72 kilometre 67 TL. Biri 7 lira, biri 70 lira. Özal'ın yaptığından aynı yolu 7 liraya gidiyorsun. Tayyip Bey'in 5 lirete yaptırıp torunlara borç bıraktığından 67 lira, 70 lira veriyorsun. Özal'ın ki daha uzun 77 kilometre, daha kısa 72 kilometre. İzmir Doğu'dan giriyorsun, Akisar'dan çıkıyorsun. 67 lira. 10 kat fark var. Biz geldiğimizde devletin yaptığından kaça geçiyorsa şimdi önce ondan geçersin. Sonra düze çıktık mı? Almanya'da dışarıdan transit geçene var. Alman vatandaşına gişe mi var ya? Böyle bir gün ele alacağız balyozu Tören yapacağız. Yıkım töreni. Bunlar diyor ya yaptıklarımızı yıkacaklar. Gişeleri yıkacağız inat olsun size. İstanbul'dan gelecek, İzmir'e kadar bedavaya gelecek. İlk başta öz alın ki kadar fiyat. Günü gelince böyle balyozlarla kıracağız o gişeleri. Gişedeki kardeşler bir de müzelerde görevlendireceğiz. Geçen gün gişe kıracağız deyince aklıma geldi. Gişelerden geçerken. Ya burada bu kadar emekçi çalışıyor onlar korkmasın diye. Gişede çalışanları da müzeye koyarız kardeşim. Bizim iktidarımızda kimseyi aç açıkta bırakmayız. Benim söyleyeceklerim bu kadar soru varsa yanıtlayalım. Teşekkür ediyoruz.